24 ekranlarından mutlu akşamlar değerli tarihseverler. Ben Özgenur Reyhan Güler. An ve Zaman'a hoş geldiniz. Biliyorsunuz An ve Zaman'da tarihin bize anlattıklarından kulak veriyor, bize bıraktığı sırların peşine düşüyoruz. Bu akşam yine ilginç bir konunun derinine ineceğiz. Ne diyeceğiz bu akşam? Osmanlı modernleşme sürecinde yaşananları irdeleyeceğiz bu hafta iki değerli konuğumla beraber. Osmanlı modernleşme sürecinde neler değişmişti? Aslında Türk modernleşme sürecinde Osmanlı ayağında neler yaşanmıştı? Osmanlı modernleşme sürecinde askeri yapıların önemi neydi? Bize hangi ideolojik ve politik çerçevede hangi mesajları veriyordu? Biliyorsunuz dün kültür hazinemize çok güzel bir eser eklendi. Rami Kışlası Kütüphanesi. Rami Kışlası Osmanlı modernleşme sürecinde bize neler anlatıyordu? Askeri yapı açısından da önemi neydi? Bunların hepsini konuşacağız. Osmanlı'da erken modernleşme sürecini ve askeri yapısını tek tek konuklarımla ele alacağız bu hafta. Soluksuz bir program olacak. Koltuklarınıza yaslanın ve gerçekleri keşfetmeye hazır olun. Çünkü merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için An ve Zaman başlıyor. An ve Zaman'a başladık değerli tarihseverler. İki önemli konuğum var. Kimleri ağırlıyorum bu hafta? Hemen tanıştırmak istiyorum sizlerle. Marmara Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyemiz Profesör Doktor Yüksel Çelik hocamız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Şeref verdiniz, katıldınız programımıza. Teşekkür ediyorum. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Süheyla Yeni Dünya Gürgen hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, çok sağ olun. Şeref verdiniz sizler de. Trakya'dan geldiniz programımıza. Bu hafta çok keyifli bir program ve sohbet gerçekleştireceğiz hep beraber. Erken dönem Osmanlı modernleşmesini konuşacağız. Ama ondan önce elbette ki kitaplarımızı da hatırlatmak isterim. Çünkü bir kitabımız da var ki Yüksel hocamızın kitabı ve çalışması çerçevesinde gideceğiz. Önce müsaade ederseniz Süheyla hocamın çalışmalarından bahsedeyim. Süheyla Yeni Dünya Gürgen hocamın Devletin Kahyası Sultanın Efendisi Mehmet Said Halet Efendi eseri. Literatürümüzde çok da kıymetli bir eser. Şöyle göstermiş olalım. Yine Süheyla hocamızın Şehzade Mektuplar, Sultan II. Mahmut Şehzadeliğinde sunulan bir siyasetname çalışması eserlerimizin arasında. Programı şu çerçevede ilerleteceğiz. Yüksel Çelik hocamın çalışması Rami Kışlası, 2. Mahmut devrinde aydın despotik modernleşmenin karargahı dediği Rami Kışlası üzerinden. Hocam dün de çok güzel bir açılış oldu. Evet. Rami Kışlası kütüphaneyi çevirdi. Siz de oradaydınız. Zaten uzun süredir bu yapının ve yapılaşmanın da şahitlisiniz. Nasıl oldu kütüphane? Görüşleriniz nedir bu konuda? Tabii kültür hayatımıza böyle bir eserin kazandırılmış olması gerçekten sevindirici. Uzun yıllardır atıl kalan ve açıkçası kuru gıda toptancılarının işgali altında bir tür mezbeleye dönüşen bir yapının restore edilmesi, tekrar kültür hayatımıza kazandırılması, bir kütüphane olarak hizmet verecek olması önemli bir gelişmedir. Restorasyon süreci de gayet başarılı yapılmış. Ben de zaten sürecin bir şekilde destekçisi olarak içindeydim. Dolayısıyla güzel bir eser kazandı İstanbul. Bizim medeniyet başkentimiz aynı zamanda. Umarım bu şekilde iyi bir işletmeyle kültür hayatımıza katkı sağlar. Çok önemli bir yani kültür hazinesi, evet, hayatımıza katıldı. Avrupa'nın işte Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın sayılı kütüphanelerinden, evet, olacak. Yani engelli vatandaşlarımız için de çok büyük imkanlar var. Dijital bir işte tarama İhtisas sistemi kütüphaneleri var. İhtisas kütüphane, çocuklar için, tabii, ayrı bölümler var. Bu konuda da sayılı kütüphanelerden birisi olacak. Hedef, evet, 10 milyon kitap mı? Yani başlangıç itibariyle 2,5 milyon. Daha sonra tabii ki büyük rakamlar hedefleniyor. Aynı zamanda yazma eserler kütüphanesi, evet, süreli yayınlar açısından çok önemli bir merkez haline getirilmesi öngörülüyor. Bu bakımdan da Türkiye'de araştırmacılar açısından, özellikle lisansüstü çalışmalar yapın araştırmacılar açısından önemli bir yer olacaktır. Fatih Sultan Mehmet'in de şahsi kitaplığında bulunan eserler de olacakmış. Evet, evet, burada aynı zamanda kitap restorasyon bölümü, şifahane adıyla bizim yazma eserlerimizin ömrünün uzatılması hedefleniyor.
Bu fonksiyonları itibariyle de Türkiye'de sayılı kütüphanelerden biri olacak. Sadece tabii kütüphane değil, aynı zamanda önemli bir kültür merkezi, sergi salonlarıyla, toplantı salonlarıyla, özel araştırma ofisleriyle vesaire. Önemli bir kültür kompleksi aslında. Kompleks, bütünsel. Evet, evet. Çok güzel ifade ettin. Söyle hocam, siz ne dersiniz? Bu süreçte güzel bir hazine katıldı kültür ve bilim dünyamıza diyelim. Daha önce zaten içinde Millet Kütüphanesi açılmıştı. Hı hı. Orada müjdesi verilmişti. Evet. İstanbullular da bir kütüphaneye kavuşacak diye. Tabii ki çok sevindirici bir gelişme. Ne kadar çok okursak o kadar çok öğreniriz. Farklı dünyalara açılırız. Kompleks olarak düşünülmesi, bir yaşam alanı olarak düşünülmesi ayrıyetten güzel bir olay. Zaten hocam da katılacaktır. Aslında uygun olarak restore edilmiş ve aynen yaşam alanı, kışla zamanında da öyle bir yaşam alanı aynen o şekilde hizmet verecektir. Umarım genç akademisyenlerimiz orada çok başarılı çalışmalara imza atarlar. Evet, muhakkak. Modern anlamda mı dizayn edildi inşası, siz daha yakinen gördünüz? Kışla orijinali muhafaza edilerek ve başarılı bir restorasyonla yeniden hayata kazandırıldı. İç mekanda da özellikle renk tercihlerinden kullanılan malzemeye kadar her şey başarılı bir şekilde seçilmiş. Hı hı. Dolayısıyla yapı kaybolmamış. Yani Türkiye'de bazen basına yansıdığı kadarıyla çok da başarılı olmayan restorasyon süreçlerine benzemiyor. Gayet başarılı bir şekilde yapılmış. Mefruşatı vesaire, renk tercihleri, malzeme tercihleri, mekanın kullanılması ana yapıya, tarihsel dokuya zarar vermeyecek şekilde yapılmış. Zaten çok büyük bir kompleks. Aynı zamanda peyzaj düzenlemesi ve bu düzenlemenin altında kalan kısımların fonksiyonel olarak kullanılması bakımından da gerçekten örnek bir proje olarak görünüyor. Evet, umarım faydalanıcısı da çok olur. Tabii da çok olur. Biz de bu dönüşümü de anlamış olacağız bu akşam. Hem de Osmanlı modernleşmesinin erken dönemini konuşacağız. Siz kıymetli hocalarımla birlikte. Bu arada Twitter'dan sorularınız olacaktır. Hemen hashtagimizi hatırlatayım. Rami Kışlası Demek. Twitter üzerinden Rami Kışlası Demek etiketiyle yazarsanız hocalarımıza yönlendireceğim sorularınızı. Hocam hemen başlayalım. Çünkü konuşacağımız çok şey var. Modernleşme dediğimiz şey aslında gelişmiş toplumların sahip olduğu kurum ve değerler sistemi diyelim. Değerler sistemlerine sahip olmak amacıyla sosyal, siyasal, politik inşasını gerçekleştirmek üzere yaptığı düzenlemeler diyelim biz. Bu modernleşme sürecini anlamadan önce şunu sormak istiyorum sizlere. Osmanlı, klasik Osmanlı düzeni ve düşünce yapısını önce anlamak gerek ki sonrasında bu ihtiyacı nasıl giderdi, modernleşme sürecine nasıl geçirdi? Nasıl da düşünce ve toplum düzeni yapısı? Sizinle başlayalım isterseniz. Evet. Osmanlılar esas itibariyle devlet ve toplum düzenini belli kavramlar etrafında tanımlarlar. Bunların başında daire-i adliye dediğimiz Osmanlı adalet döngüsü ve zihniyetidir. Osmanlı toplumunda belli zümreler vardır. Bunları erkan-ı erbaa olarak, yani seyfiye, ilmiye, kalemiye, esnaf, zanaatkar ve reaya dediğimiz gruplardan oluşan ve Akdeniz Havzası'nın, eski medeniyetlerin ve devraldığımız, tevarüs ettiğimiz mirasın bir getirisi olarak oturmuş bir toplum düzeni vardır. Ve bu işleyen düzen daire-i adliye ve ileriki dönemlerde de kanun-u kadim olarak adlandırılmıştır. Kanun-u kadim dediğimiz şey nedir denirse, bidayetinin, yani kanun-u kadim ana dirler ki bidayetin kimesine bilmeye, başlangıcını bilmediğimiz oturmuş bir düzen. Ben onu şöyle yorumlayabilirim. Kanun-u kadim denenmiş ve üzerinde mutabakat sağlanmış tüm iyiler, mutlak doğrular ve pratikler. Osmanlı dünyasında düzen genellikle bu kavramlar etrafında tanımlanmıştır. Tabii bu düzen genel olarak devraldığımız mirasla ilişkilidir ve zihniyetle ilişkilidir. Bu zihniyetin arka planında da İbn Haldun'un görüşleri belirleyici gibi görünmektedir. Çünkü mütakip dönemlerde gerek Katip Çelebi'de ya da Naima'da gördüğümüz, Vakanüvis Naima'da gördüğümüz üzere bu düzen aslında insan biçimli, biraz antropomorfik
devlet anlayışıyla ve toplum anlayışıyla örtüşür. Bu çerçevede Osmanlı sosyal düzeni, devlet yapısı, devletin ömrü genelde asabiye, uzviyetçi görüş, yani organizmacı görüş, insan biçimli, devleti insan biçimli görmek, tavırlar nazariyesi, beş tavır üzerinden devletin akıbetini öngörmek şeklinde tanımlandığını görüyoruz. Dediğim gibi genel manada Doğu dünyasındaki devlet algısı biraz da kutsiyet izafe ettiğimiz, hatta insanlara isim olarak verdiğimiz, yani malum erkeklere devlet, kadınlara saltanat isminin verilmesi Doğu dünyasında yaygındır. Kutsiyet izafe ettiğimiz ve dolayısıyla yöneticilere de aynı zamanda bu gözle ve nazarla baktığımız bir yapı arz ediyor. Osmanlı padişahı la yüseldir, masumdur. El mülük mülhemun, yani padişahlara ilham edilir. Onlar bir manada el müeyyet min indillah'tır. Allah tarafından desteklenmiş, teyit edilmiş ve doğru yol gösterilmiş insanlardır. Aynı zamanda zillullahi fil arzdır. Yeryüzünde Allah'ın gölgesidir, halifesidir. Dolayısıyla böyle bir kurgu içerisinde devlet ve toplum kanunu kadim etrafında ve daire-i adliye etrafında oturmuş bir yapı olarak tanımlanır. Ve bu daire-i adliye dediğimiz bizim Yusuf Has Hacip'ten başlayarak, Kutadgu Birlik'ten başlayarak gördüğümüz bir kompartmanlar sistemidir. Birbirine geçmiş halkalardan oluşan bir zincirdir. Bu zincirin halkalarında bir kopma meydana geldiğinde Osmanlı devlet ve toplum düzeni de sarsılıyor. O yüzden her şeyin yerli yerinde olduğu, reayanın, berayanın, askeri sınıfın, seyfiyenin, yani bürokrasi, kalemiyenin yerli yerinde olduğu ve sınıflar arasındaki düzenin, köylünün, reayanın, çift çubuk sahibi olanların yerli yerinde tutulması esasına dayanan ve adaletle işleyen adlidir mucibi salahı cihan. Adalet yoksa hiçbir şey yoktur Osmanlı toplumunda. Dolayısıyla altı çizilen en önemli kavramlar bunlardır. Bunun yanında tabii bizim bazı ahlak kitaplarımıza, siyaset kitaplarımıza, işte ilmi tedbiri müdün gibi ya da Kınalızade'nin ahlak-ı alayisinde gördüğümüz üzere birçok siyaset felsefesi ve ahlak felsefesiyle izah edebileceğimiz başka kavramlar da var. Ahlatı erbaa gibi, yani yine insanı ve toplumu, devleti toplumu insan gibi değerlendirme ve insan bünyesinde meydana gelen zaaf ve hastalıkların toplum üzerinden nelere yol açabileceğine dair başka tanımlar da görebiliriz. Ama esas itibariyle ana kavramlar bunlar gibi görünüyor. Hocam, her iki hocama da sormak istiyorum. Hocam dediğimizde siz alın. Şimdi Osmanlı modernleşme süreci hep ideolojik bir tartışmayı beraberinde getiriyor. Dolayısıyla şunu sormak istiyorum ben. Hani kendi has özellikleri ve iç dinamikleri var Osmanlı modernleşmesinin. Bunu nasıl ele almak lazım? Osmanlı aslında modernleşme sürecine gitmeden önce zaman zaman, her zaman şeyde de konuştuk program öncesinde, dediniz ki hep bir hasar tespiti yapıyor aslında. Evet. Bir ihtiyaç haritası çıkartıyor. Ve bunu nasıl okumak lazım? Yani yeni düzen arayışı ne zaman başladı? 19. yüzyıldan itibaren mi başladı diyebiliriz? Yoksa batıya baktılar, batı eksenli, ya biz bazı şeylerin gerisinde kalıyoruz, hadi hemen harekete geçelim diye 19. yüzyıl öncesinde böyle bir hareketlenme var mıydı? İkinizden de görüş almak isterim bu konuda. Peki, o zaman ben biraz bu konuda konuşayım. Şimdi Nizam-ı Cedid aslında yeni düzeni ifade eden bir terim. Ama bizim aklımıza Nizam-ı Cedid dediğimiz zaman hemen 3. Selim geliyor. 3. Selim devrinde yapılan reformlara verilen isim. Ancak bu terimin Osmanlı dünyasına girmesi çok daha erken. 16. yüzyılın ikinci yarısında Köprülü Mustafa Paşa zamanında bu Nizam-ı Cedid kullanılıyor. Ama şöyle bir ayrım var. Gayrimüslim teba için cizye düzenlemeleri, bir takım toplumsal düzenlemeleri ifade etmek üzere kullanılan bir terim olarak karşımıza çıkıyor. 3. Selim dönemindeki askeri yenilenme, yeni askeri alaylar, fen kıtalarının kurulmasından bahsediyorsak eğer, bu kavram 3. Ahmet döneminde karşımıza çıkacak. 1718-1730 tarihlerinde. Tabii biz bu devirde
daha çok böyle kulağımıza Lale Devri olarak yansır ama bu daha sonradan verilmiş bir isim. Yahya Kemal ile Altınay'ın bir konuşmasında bu dönemi değerlendirirken kullandıkları bir tabir. Daha sonra da Altınay bu dönemi anlattığı eserine Lale Devri ismini veriyor. Ve küçücük de bir dipnot vermiş olalım. Şimdi dediğimiz gibi Avrupa'yı manada askeri birliklerin oluşturulması ve düzenlenmesi konusunda ilk defa biz 3. Ahmet döneminde bir takım karşılıklarını buluyoruz. İki şeyden bahsetmemiz lazım. Bir 1718 tarihli bir lahiyamız var. Kim tarafından yazıldığı belli değil. Bilinmiyor. Ama bir gayrimüslim ve müslim arasındaki bir konuşma üzerinden, diyalog üzerinden kurgulanmış. Müslim burada tabii ki Osmanlı'yı ve İslam dünyasını övüyor. Gayrimüslim ise Avrupa dünyasını övmeye başlıyor. Tabii burada bir ayrıntı daha vereyim. İlk defa bir gayrimüslimden bu tip metinde Hazreti İsa'ya izafeten Nasara kelimesini kullanıyorlar. Bu çok yani önemli bir ayrım. Yani şimdi Nasara biliyorsunuz yani Nasrani, Hristiyan. Daha önce de ki dönemlerde biz daha çok işte hocam da katılacaktır. Kafir, kefere gibi pek dini olarak muhatap almıyorlar. Ama artık 3. Ahmet döneminde muhatap alma var bu şekilde ifadelendirmeyle. Burada tabii ki gayrimüslimi temsil eden konuşmalarda Avrupa var. Şimdi soru şu, bu Avrupa'yı öven kişi ya da Avrupa'yı övdüğü iddia edilen kişi bu fikirlere nereden sahip oldu? İki kaynağımız var. Bunlardan bir tanesi 1715'te Fransa'da Protestanlığın yasaklanmasıyla birlikte Fransa'dan sürülen Ügno adını verdiğimiz Protestan gruplar. Bunlar Fransa'nın daha çok sahil kesiminde yaşıyorlar. Gemi sanayiyle uğraşıyorlar. Teknik bilgiye sahipler ve piyade birlikleri var. İşte diyorlar ki efendim 1717 tarihinde Rochefort başkanlığında bir Hugno grubu İstanbul'a geldi. Nevşehirli damat İbrahim Paşa ile görüştü. Şu teklifleri sundular. Biz size bir fen kıtası kuralım. Yani Avrupa'yı usulde eğitilmiş bir askeri birlik kuralım. Aynı zamanda teknik bilgimiz sayesinde size ne yapalım? Size sanayi inşasında yardım olalım ki kapitülasyonlar derdinden kurtulun. Tabii ki bu Nevşehirli damat İbrahim Paşa tarafından oldukça hoş karşılanıyor. Nereden anlıyoruz? Bunu divana taşıyor. Divanda da heyecan yaratan bir konu. Tabii kapitülasyonlardan kurtulmak muhteşem bir olay olacak. Ama biz aynen geldikleri gibi teklifin kabul edilmeden Rochefort ve ekibinin geri gönderildiğini görüyoruz. Neden? Çünkü Fransız elçimiz var. Fransız elçimiz maalesef divana nüfuz ederek Fransız çıkarlarının çok tersine olacak bu girişimi engelliyor. Şimdi başa dönersek işte 1718 lahiyasını gayrimüslimi temsil eden kişi aslında Rochefort'tan etkilenen, onu duyan kişilerdir. Bir kaynağımız daha var. İbrahim Müteferrika. Her ne kadar onu biz işte matbaayı getiren kişi olarak biliyorsak ki bunda da bir düzeltme yapalım. Yani Osmanlı'da İbrahim Müteferrika'dan önce de matbaa var. Selanik'te Yahudi cemaati çok etkin olarak kullanıyor. Aslında bizim konumuzla ilgili eserinden bahsetmemiz lazım. Usulül Hikem Fi Nizamül Ümem. Bu eserde ilk defa işte Avrupa'yı usulde eğitilmiş, teknik destekli, teçhizatlı yeni alaylardan bahsediyor ve nizamı cedid kavramını kullanıyor. Bu şekilde karşımıza İbrahim Müteferrika'da bu
kavramın karşımıza çıktığını görüyoruz. Ve tabii ki usulü hikem Avrupalaşma metinlerinin ya da Avrupa'yı usulde devleti reforme etme metinlerinin en azından teknik manada ilk öncüsü olarak karşımıza çıkıyor. Hocam da ifade etti. Tabii ki çok yani Osmanlı elitleri aslında sorunu çok iyi tespit ediyorlar. Yani orada hiçbir sıkıntımız yok. Sorun çözüm. Çözüm önerileri. Tabii çok sıkıntılı bir süreç çözüm. Osmanlı elitlerinin birçoğu ki ıslahat risaleleri dediğimiz risalelerde biz bunu görüyoruz. Nizamı kadimi işaret ediyorlar. Evet. Yani biz buna dönmeliyiz ki bu geleneksel toplumların refleksi. Yani Erasmus'a bakarsanız o da der ki biz Antik Roma ve Yunan'a dönmemiz lazım. Bizim Nizam-ı Cedid'in girişi 3. Selim manası, 3. Selim'in reformları bazında ilk defa 3. Ahmet dönemindedir diyebiliriz. Satır aralarında geçtiği için sormak istiyorum. Konuşmuştuk sizinle de. Osmanlı kaynaklarında Lale Devri diye bir dönem var mı? Az önce söylemeye çalıştım. Öyle bir tabir yok. Sonradan Lale Devri diye bir şey yok. Hayır, kaynakta geçmiyor. Kaynakta geçmez. Benim burada biraz şeyler ilave edebilirim. Lütfen. Osmanlı devlet aklı, bürokrasisi ve entelektüel birikimi her dönemde hasar tespiti yapmıştır. Siyasetnameler, nasihatnameler ve müstakil layihalarla bu alanda epeyce bir birikimimiz olduğunu söyleyebiliriz. Erken dönemlerden itibaren devlet daima aksayan yönleri, daha iyiye nasıl gidilir, bu çerçevede bir arayış içindedir. Osmanlı devlet yapısı, toplum yapısı ya da entelektüel birikimi, devlet aklı statik, donuk bir akıl değildir. Bu tabii ki her dönemde hızlı ve faal bir akıl da değildir. Ancak belli dönemlerde, özellikle kriz dönemlerinde bu tür eserlerin yaygınlaştığını görüyoruz. Bunların en meşhurları Usulül Hikem fi Nizamil Alem ismiyle Hasan Kafi Akhisari, Süheyla Hoca da belirtti. Müteferrika'nın Usulül Hikem fi Nizamil Alem, dikkat ederseniz hepsinde bir nizam, yani düzen arayışı vardır. Koçi Bey'in meşhur risalesi. Aynı şekilde mütakip dönemlerde kaleme alınan çokça ıslahat layihasında bu hasar tespitini görebiliriz. Aksayan yönler demin bahsettiğimiz temel kavramlar etrafında devletin işleyişinde karşılaşılan sorunlar. Tabii ki Osmanlı düzeni bizim genellikle idealize ettiğimiz çerçevede mükemmel işleyen bir düzen değil. Her devlette olduğu gibi, her toplumda olduğu gibi sorunlar var. Bizim genel olarak geçmişe doğru gittiğimizde böyle bir Medinetül Fazıl'a ideal devlet ve toplum düzeni, yani ütopik bir bakış açımız var. Böyle olduğu için de Osmanlılarla düzenin bozulması kavramlarını yan yana getiremiyoruz. Temel sorunumuz bu. Ama bu konuda çok zengin bir literatür var. Onun altını çizmek lazım. Yani her dönemde nizam kavramı önemlidir. Zaten Osmanlılar özellikle klasik devirde güçlü oldukları dönemlerde sadece iç düzenlerinin, yani nizamının değil, nizam-ı alem kavramıyla aslında dünyada da düzeni ve o düzenin teminatı olarak kendilerini gösteriyorlar. Ta ki ne zamana doğru? İşte 3. Selim döneminde veya daha erken dönemlerde bazı Osmanlı bürokratları ve entelektüelleri artık nizam-ı alemden Nizam-ı Cedid'e rasyonel bir hedef küçültmesine doğru gideceklerdir. Ve Ahmet Resmi Efendi'nin bu konuda kızıl elmanın bu odandan gelen al yanak elma olmadığı konusundaki çarpıcı uyarısı, bu hedef küçültmenin ve içe daha rasyonel ve gerçekçi bakmanın, hasar tespitini biraz daha sert ve gerçekçi yapmanın işaretlerini verir. Lale Devri konusunda da Süheyla Hoca yine işaret etti. Bizim dönem kaynaklarımızda böyle bir devir de yok, böyle bir isim de yok. Ancak efsane tarihin hep bir adım önündedir. Dolayısıyla onu yakalayamayız. Hani bir insanın gölgesini kovalaması gibi bir şeydir. O nedenle bu popüler isim Ahmet Refik tarafından, Yahya Kemal tarafından bizim tarih ve düşünce dünyamıza girmiş. Lale Devri diye bir devir var diye biliyorum. 1913'ten itibaren sadece devir olsa iyi, şarkısı var, filmi var. Tiyatro eseri çok var. Romantik bir romanları dönem var. Evet, yani Lale Devri artık kanıksanmış bir şey ama Osmanlı kaynaklarında böyle bir devir yok.
Artı bu devir etrafında oluşturulan pırıltılı ve hatta biraz da ütopik anlatılar anlamsız. Şöyle ki, Lale Devri öncesinde Osmanlıların böyle züht ve takva içerisinde, yani tekkede yaşar gibi gösterilmesi de yanlış. Yani gündüz saim, gece kaim, her taraftan züht ve takva sahibi adamlar fırlamıyor. Osmanlı toplumu her toplum gibi iyisi, kötüsü, uğursuzu, hırsızı, her şeyi olan bir toplumdur. İdealize ettiğimizde işte bunlara yer kalmayınca ya mutlak manada övgüde sınır tanımıyoruz ya da yergide sınır tanımıyoruz. Bunların ikisi de problemli alanlar. Lale Devri'nde ise Osmanlılar şöyle takdim ediliyor. Ahmet Refik'in, yani o biliyorsunuz tarihi sevdiren adam olarak tanımlanır. Muzaffer Gökman'ın böyle bir eseri var. Keşke sevdirmeseydi. Dolayısıyla hani tarih bu arada sevilecek bir şey midir, sevmemiz gereken bir şey midir, o da ayrı bir şeydir. Ama şöyle bir anlatı vardır. Osmanlıların Lale Devri öncesine kadar zihniyet dünyasında nosyon ve formasyonunda sanki eğlenme mefhumu yok. Ve Lale Devri'nde bir anda mehtabı, kaplumbağaları, çemenzarı, gülzarı, sadabadı keşfetmiş gibi. Herkes romantik bir havaya dönüşmüş gibi. Yani herkes böyle kaftan bir tarafta, kavuk bir tarafta eğlenmek için içerisinde. Çok hedonist bir atmosfer çizilir. Ve işte Lale, ben öyle adlandırıyorum, Lale, Piyale ve Şelale arasında böyle giden bir hayat var. Herkes sarhoş, herkes eğlence meraklısı. Peki devleti kim yönetiyor? Bu toplum ve düzen nasıl işliyor? Ya da ilk defa sanki gökyüzüne bakmışlar da mehtabın yerinde olduğunu görmüşler ve mehtap eğlencelerine girişmişler gibi. Bu sorunlu bir anlatımdır ve tam manasıyla söylersek bu bir kurgudur. Ve popüler bir kurgudur. Dolayısıyla Lale Devri diye bir devrimiz de yok. Bereket versin. Ahmet Refik'in bir de Samur Devri diye bir eseri var. Hani buradan da biz de duyurmuş olmayalım ama çünkü onun da şarkısı filmi yapılırsa o da gerçekmiş gibi algılanacak. Bir de Samur Devri var. Evet. Siz ne dersiniz? Samur Devri nedir? Samur Devri yani hangi dönem? Herkesin samur çılgınlığına giriştiği ve işte dış ticaret açığı vermeye başladığımız böyle çılgınlar gibi Sultan İbrahim Devri'nden itibaren herkes vaşak, kakum vesaire işte samur kürklere bürünüyor ve muazzam derecede paralar harcanıyor. İşte bu çerçevede bir anlatı, bir de kurgu. Yani bereket versin o meşhur olmamış. Yoksa bir de Samur Devri gibi, Nur Topu gibi ayrı bir devrimiz olacaktı. Dolayısıyla bunlar popüler anlatılardır ve Osmanlı dünyasında Lale Devri'nde aslında çok büyük işler başarılmıştır. Evet. Yani 1718-30 arasında Osmanlı Devleti savaştan çıkmış, Pasarofça barışıyla nefes almış, hı hı, ve ülkesini, toplumunu yeniden inşa etmeye çalışan restorasyon devridir. Renovasyon dönemidir. Savaştan çıkan bir toplumun yapması gereken her şeyi yapıyor. Ve bir önceki dönemde İstanbul ihmal edildiği için padişahın tercihi nedeniyle Edirne'nin öne çıkması İstanbul'un ihmalini beraberinde getiriyor. Hı. Yangınlar var, depremler var. O nedenle yapılaşma, mimarlık, mesela Mehmet Genç Hoca'nın çalışmaları göstermiştir ki Osmanlı sanayileşme hamleleri bakımından müstesna bir devirdir. Kağıthane. Yani kağıthane, işte imalat, diğer imalathaneler, seramik, çini, kiremit, yani başkentin ihtiyaçlarının küçük ölçekli manifaktür endüstrisinin geliştiği bir dönemdir. Tulumbacılık teşkilatı, çünkü bugün için pek bir anlam ifade etmeyebilir ama yani İstanbul, ahşap İstanbul bir tutuştu mu bir baştan denize kadar yanıyor. O yüzden yani tulumbacılık teşkilatının gerçek Davut Ağa marifetiyle mühtedi bir zattır kurulması, İstanbul'un imarı, altyapı sorunlarının çözümü, imalathaneler, bir başka şey de mesela Sadabat konusu. Burada Selim Karasonoğlu'nu anmak lazım, değerli dostum. Onun çalışmaları ufuk açıcıdır. Sadabat, yani cetveli sim dediğimiz o kanal etrafında bu zevk sefa alemlerinin yapıldığı yerler olarak tanımlanan bölgedeki köşkler, kasırlar. Bunlar genellikle 28 Çelebi Mehmet Efendi'nin Paris'e gidişi ve oradan getirdiği planlara bağlanır. Halbuki yerinde yapılan, kalıntılar üzerinde yapılan çalışmalar bunların isimleri dahil, çünkü Hümayun Abad, Ferah Abad, Neşat Abad gibi isimleri dahil planları, plan şemaları,
vesaire tamamen Doğu mimarisine özgü bir tarzda yapıldıklarını gösteriyor. Kaldı ki Versay ve çevresindeki yapılaşma 28 Çelebi'nin dönüşünden 60 yıl sonrasıdır. Yani henüz yapılmamış, ortaya çıkmamış yapıların ona ilham verdiği şeklinde bir saçma bir kurgu önümüzde duruyor. Dolayısıyla neresinden bakarsanız elinizde kalan bir Lale Devri söylemi söylentisi var. Söyle hocam, bir Lale Devri ortaya attınız. Bakın tarih çıktı. Bir şimdi, de Samur Devri çıktı ortaya. Oralara girmeyelim. Sabura girersek ondan sonra başka şeyler çıkacak. Belki 3. Ahmet dönemi ile ilgili şunu söylemek lazım. Hocam da söyledi. Şimdi o dönemde artık Osmanlı Avrupa'yı merak etmeye başlıyor. Yani biz daha önceki süreçlerde de Osmanlı'nın Avrupa'ya elçi demeyelim de çavuşlar gönderdiğini görüyoruz. Ama muvakkat. Evet, tam da o konuyu soracaktım. Peki. Merak ediyorum. Osmanlı Avrupa'yı merak ettiğinde bu elçilerin gözüyle yeni düzen arayışında acaba nasıl bakıyorlar? Elçilerin gözüyle Avrupa. Tamam, nedir? Oraya da gelelim. Evet. Şimdi Lale Devri'nde, pardon ben de uydum Lale Devri'ne. 3. Ahmet döneminden önce Osmanlı tabii ki elçi gönderiyor. Çünkü yani dünya başında, dünyadaki tek devlet değil, iletişime evet. geçmek zorunda. Ama gönderdiği görevliler, memurlar çavuş adı altında tanımlıyor. Ve muvakkat, geçici. Yani sadece bir görevi var. İşte padişah Şah'ın namesini götürecekse onu götürüyor. Anlaşma metnini de teate edecekse onu götürüyor ve geri dönüyor. Lale Devri'nin 3. Ahmet döneminde ise biz daha elçi tanımlamasına uygun, en azından görev süreleri biraz daha uzun ve bir takım eserler kaleme alan, artık sefaretnameler yazmaya başlayan elçilerin gönderildiğini görürüz. Az önce birisini hocam söyledi, 28 Çelebi Mehmet 28 Efendi. 28 Çelebi Mehmet. Paris'e gönderiliyor ve daha onunla birlikte işte Viyana'ya İbrahim Paşa gönderiliyor. Arkasından Mustafa Efendi gönderiliyor ve Leistan'a da Mehmet Efendi gönderiliyor. Bunların hepsi aynı süreçte. İfadelere başlarsak 28 Çelebi Mehmet'in şöyle bir ifadesi var. Dünya müminlerin hapsi, kafirlerin cennetidir. Yani tabii buranın ters okumasını da yapmak lazım. Sonuçta biz onlar bu dünyada cenneti yaşıyor ama ebedi dünyada biz cenneti yaşayacağız, onlar cehennemi yaşayacak diye. Eğer konumuz bu şekilde gidecekse daha sonraki süreçte yavaş yavaş herhalde artık 3. Selim ve Nizam-ı Cedid süreçlerine gireceğiz. Yine çok önemli iki elçiden bahsetmemiz lazım. Avrupa'yı tanıma ve öğrenme, çözümleme babında az önce hocam söyledi, Ahmet Resmi Efendi Prusya'ya gönderilecek ve Viyana'ya gönderilecek ve iki tane lahiya, bir tane de Hülasatül İtibar diye bir eser takdim edecek. Burada çok önemli olan şey şu, Ahmet Resmi diyor ki artık dünya kılıçla değil diplomasiyle yönetiliyor. Hocamın da az önce ifade ettiği gibi bizim efendiler diyor kızıl elmayı Buğdan'dan gelen al elmayla karıştırıyorlar. O dünya kapandı. Artık devir kalem devri. Zaten diyor padişaha, hükümdara uygun olan tebaasının çıkarını korumaktır. Bunu onlara hiç zarar gelmeden yapmaktır. Bu devirde de barışı takip etmek zorundadır. Tabii burada aslında Ahmet Resmi bunları söylerken Avrupa'yı kokluyor. Yani artık devrin değiştiğini, diplomasinin, ikili görüşmelerin, konferans, yavaş yavaş o sürece geleceğiz. O kadar profesyonel olmasa bile diyalogların konuştuğu. Tabii diyalogların konuştuğu ortamı görüyor ve böyle bir uyarı yapıyor. Bir başka tabii ki elçimiz var. Onu da muhakkak söylememiz lazım. Hatta Nizam-ı Cedid'in programlarını da belirlemiş diyebiliriz. Ebu Bekir Ratip Efendi. Ebu Bekir Ratip Efendi de 1790'da Avusturya'ya gönderilecek. Tesadüfi bir gönderim olduğunu düşünmüyorum. Çünkü 1780-1790 yılları arasında Avusturya'da 2. Joseph'in önderliğinde kendi Nizam-ı Cedid'ini yaşıyor. Aslında
onu bir ölçüde tahlil etmeye gidiyor. Yani diğer önceki sefaretnamelerden farklı olarak işte askeri yapılanması, devlet yapılanması, maliyesi, hastanesi, kütüphanesi, operası, yani şimdi şeyde 28 Çelebi Mehmet'te işte sarayları, çeşmeleri, yolları, operayı, tiyatroyu görürüz ama Ebu Bekir'in takip ettiği şeyler onlar değil. O aslında Avusturya'nın Nizam-ı Cedid'ini incelemeye gidiyor. Bu konuya daha sonra belki Fransız ihtilalinde değineceğiz, tekrar döneceğiz. Ve yavaş yavaş Nizam-ı Cedid sürecine geleceğiz. Bir hocam, bir ilaveniz yoksa şayet. Estağfurullah. Şöyle şeyler eklemek isterim. Bu dönem Süheyla Hoca da altını çizdi. Karşılıklı merak, yani ötekini merak etmek, sizin dışınızdaki dünyayı merak etmek artık bir zaruret halini almıştır. Demin de söyledim. Çünkü rasyonel bir hedef küçültmeye gitmek zorundasınız. Yani nizama alem söyleminin pratikte sahada karşılığı yok. Ordunuz eskisi gibi geçtiği yerlerde ardında çil çil kubbeler serperek geçmiyor. Artı diğer krallar sizden taç rica etmiyor. Genellikle mağlubiyetle biten seferler söz konusu ve kanayan yara olarak harp sahasında aldığınız mağlubiyetler patrimonyal zirai bir imparatorluk olan Osmanlı Devleti'nin hızla küçülmesine, sınırlarının daralmasına neden oluyor. Patrimonyal zirai bir imparatorluk dedik. Osmanlı Devleti'nde fütühat çarkı dönmediği vakit, demin söylediğimiz kanunu kadim olarak, daire-i adliye olarak kavramsallaştırılan dünyanın yıkıldığını görüyoruz. Zincirin halkalarının koptuğunu görüyoruz. Çünkü toprak temelli gelirlerin, vergilerin vesaire toprak temelli olduğu bir siyasi organizasyondan söz ediyoruz. Hazine gelirlerinin büyük ölçüde buradan temin edildiğini biliyoruz. Dolayısıyla fütühat çarkı dönmediğinde ne daire-i adliye ne de kanunu kadim kalıyor. O nedenle artık daha rasyonel ve gerçekçi şeyler yapmanız gerekiyor. Bu meyanda işte daha önce çok da merak etmediğimiz ötekini daha yakından izleme, bir de savaş meydanlarında aldığımız mağlubiyetin tabii bir tezahürü olarak diplomasi dediğimiz, yani aynı masada eşit şartlarda ve statülerde oturmaya başladığımız yabancılarla, ecnebilerle daha yakından bir temas söz konusu. Ancak bu teslimiyetçi bir merak değildir. Hı hı. 28 Çelebi'nin Paris sefaretnamesinde izlenimleri arasında neredeyse namaz kılıp yemek yiyecek vakit bulamadım. Sürekli olarak büyük bir meraka ve teveccühe mazhar olduğunu görüyoruz. Adeta Türkomanya diyebileceğimiz bir merak söz konusu. Yani Türk denilen şey bir Osmanlı devlet adamı veya temsilcisi nasıl bir şeydir? Aristokrat kesimden başlayarak tüm yabancılar görmek istiyor. Hı hı. Dönemin şartları itibariyle de bu pek mümkün ve nadir bir şey olduğu için böyle bir ilgiye mazhar oluyor ve altı çizildi zaten. Oradaki bütün o gündelik yaşam, sosyal ilişkiler, devlet yapısı, belli başlı tesisler vesaire aktarılıyor. Dolayısıyla artık biz ötekini, gayrimüslimleri, bizim dışımızdaki dünyadaki organizasyonları yakından izliyoruz. Klasik devirdeki o kollarından tutarak sürüklediğimiz elçi algısı veya çok kolaylıkla alt edebileceğimiz bir düşmandan daha fazla şey ifade ediyor. Bir taraftan nüfus değişimleri var. Dinamik, iç dinamikler de değişiyor. Kırım, Kafkasya ve Balkanlardan göçler geliyor. Bu içerideki nüfus dinamiklerini değiştiriyor. Yeni sosyokültürel politik ortam yaratıyor. Bu da bir değişime, yavaş yavaş modernleşmeye giden süreci acaba etkilemiş olabilir mi? Şöyle, Osmanlı Devleti her dönemde dış dünyaya entegre olma çabasındadır. Bu bütün kesimleri kapsayan bir irade değildir. Yani buradan öyle bir sonuç çıkmaz. Hı hı. Elbette muhalifler de var. Ve bu muhalefet genellikle daha muhafazakar söylemler üzerinden gerçekleştirilir. Burada tabii muhafazakarlıktan kastım benim dini anlamda bir muhafazakarlık değildir. Osmanlı devlet ve toplum düzeninde genellikle
işte altın çağ, golden age dediğimiz ideal devirler, dönemler vardır. Bu genellikle kanuni devrini tarihlenir ama kanuni devrinde yaşayan bazı kalem ve fikir erbabı ya da bürokratlar inkitaatın başlangıcı. Bir önceki dönemi yani Yavuz'u, Yavuz dönemindekiler Fatih'i. Dolayısıyla bu biraz da müesses nizam içerisinde elde ettikleri kazanımları kaybetmek istemeyen çevreler ya da hak ettiğini düşündüğü mevkilerin kendilerine verilmediğini düşünen bürokratlar, devlet adamları veya ilmiye ricali pekala böyle tespitler yapabilir. Orada da dikkatli olmak gerekir. Bir virgül koyacağız hocam. Kısa bir aramız olacak. Hemen devam edeceğiz. Değerli tarihseverler, Osmanlı modernleşme sürecinde yaşananları konuşuyoruz. İki kıymetli hocamla beraber. Şimdi kısa bir ara, ardından devam ediyorum. Evet, An ve Zaman'a devam ediyoruz. Profesör Doktor Yüksel Çelik Hocam ve Doktor Öğretim Üyesi Süheyla Yeni Dünya Gürgen Hocam'la beraber Osmanlı modernleşme sürecini konuşuyoruz. Twitter'dan Rami Kışlası Demek etiketine yazdıklarınızı satıralarınıza soracağım. Hocam hemen devam edelim, hızlıca çok fazla konuşacağımız şey var. Fransa İhtilali'ne artık hani geçmek istiyorum. Fransa İhtilali ve Osmanlı yönetici elitlerinin ihtilali kebire bakışını merak ediyorum. Buradan başlayalım, devam edelim. Tabii ki ihtilali kebir, yani Fransız ihtilali aslında ilk anda Osmanlı çok fazla tepki göstermiyor. Neden? Çünkü diyorlar ki oradaki ihtilalin sebebi adaletsizlik. Bizde adalet var. Biz zaten devleti de toplumu da adaletle yürütüyoruz. Dolayısıyla bizim işimiz değil. Hatta diplomatik olarak da diğer elçiler, yani tabii Fransız ihtilali çıkınca koalisyon savaşlarımız başlayacak. İşte Prusya, Rusya, İngiltere, Fransa'nın karşısında duracak ve Osmanlı'ya sürekli kendi yanlarında durmasını teklif edecekler. Diyor ki Osmanlı, ben diyor bir tarafım. Beni ilgilendiren bir mesele değil. Mesela aynı refleksi 1804 yılında Napolyon'un imparatorluğunu ilan ettiğinde de gösteriyor. Aha. Beni ilgilendiren bir mesele değil bu diyor. Avrupa'yı ilgilendiren bir mesele. Ama yani ama koyalım, böyle demekle birlikte aslında İhtilalle birlikte Avrupa'da neler oluyor onu da merak ediyor. Ve ilk işte bizim daimi elçiliklerimiz kurulmaya başlanıyor. İşte 1700, az önce bahsettik, 1791'de Ebu Bekir Ratip Efendi gidiyor. 1793'te Yusuf Agah Efendi, 1795'te Paris'e Seyidi Ali Efendi, Muralı Seyidi Ali Efendi gidiyor. Berlin'e Aziz Efendi gidiyor. Şimdi bizim elçilerimiz ve devlet erkanı Fransız ihtilali hakkında neler söylemişler? Dediğim gibi hani burada belki de bir noktada Mısır'ın Fransa tarafından işgali kırılma noktası. Reisül Küttab Atif Efendi'nin Fransa'nın Mısır işgalinden çok kısa bir süre önce kaleme almış olduğu bir metin var. Burada ihtilale ne diyor? Fesat ateşi, fitne ateşi. Efendim işte Voltaire ve Rousseau'ya ne diyor? Kafirler, işte güruhu mekruhe, ondan sonra bunlar diyor melunlar, lanetlenmişler, sistemi bozdular. Kelbi akur vesaire. Kelbi akur. Daha sonra mesela Halet Efendi de görüyoruz. Daha sonraki elçilere baktığımız zaman hangi hizbi temsil ediyorsa olsun, ister cedid hizbi temsil etsin, ister kadim geleneği savunsun. Mesela Halet Efendi bir gelenekçidir. Muhip Efendi, Vahit Efendi, bunlar cedid hizbe daha yakındır. Ama orada tamamen ihtilal bütün onların ifadelerinde lanetlenir. Çünkü onlar için sistem, doğru sistem monarklık, Avrupa için monarklıktır. Bunun kesinlikle bozulmaması gerekir. Cumhuriyet yanlış bir sistemdir. Tabii çok güzel tanımlamaları var Halet Efendimizin. İşte diyor, Napolyon Bonaparte için kel bir akur gibi diyor. Yani sözümüz meclisten dışarı. Bonaparte kafiri. Bonaparte kafiri. Efendim ondan sonra yine aynı şekilde size diyor, Avrupa'yı öven varsa iki cinstir diyor. Biri diyor bilmediğinden
eşekliğindendir. Diğeri de diyor onlara, onlardan olduğundandır. Gayreti diniyesinden, gayreti diniyesinden dolayı, onlara rağbet eder. Yani daha sonra mesela Napolyon Bonaparte hakkında işte hocamın dediği gibi kafir diyor. Yani öyle baktığınız zaman da diyor bir şeye benzemiyor. Üstündeki kıyafetler de diyor 5 kuruş falan etmez diyor. Şapkası elinde bütün gün dolaşan bir kişi. Sözünü unutmadım. Estağfurullah. Bu arada Bonaparte, yani Napolyon, Osmanlı Devleti büyük bir askeri işverendir. Evet. Nizam-ı Cedid döneminde yurt dışından uzmanlar istihdam ettiğinde seçmelere gelen isimlerden bir tanesi de Napolyon'dur. Ancak çok kısa boylu bir zat biliyorsunuz. Ve görünüş itibariyle çok ikna edici bir asker veya ileride bundan bir feldmarşal çıkacağına dair bir kanaat zor. O yüzden devletin iş vermediği bir asker adayıdır, uzman adayıdır. Osmanlı Devleti geri çevirmiştir. Muhtemelen buna hırslandı herhalde. Olabilir. Sonra başımıza bela oldu. Evet, bizim elçileri de tabii ki çok resmi davranıyor. Daha sonra giden işte Muhip Efendi olsun, Vahit Efendiler olsun, Galip Efendiler olsun. Yani öteki Avrupa bizim ötekimiz. Yani Darül Harp. O zaten psikolojiyle gidiyorlar. Daha bismillah görevlendirildikleri andan itibaren dönüşe kadar hadi biz işimizi bitirdik de geri dönelim artık. Yeterli bu kadar. Ve mesela şunu da söylemek lazım. Evet, Osmanlı diplomasisi o dönemde Avrupa diplomasisine uyum sürecinde yeni yeni öğreniyor ama asla teslim olmuyorlar. Hatta fazla bir özgüven var. Fazla bir özgüven var. Müthiş bir direniş var, dirayet var. Mesela Halit Efendi ilk gittiği zaman, mihmandar görmediği zaman diyor ki ne demek? Mihmandar istiyorum, mütekabiliyet esası istiyorum. Biz Fransa elçisi Osmanlı'da böyle karşılanmıyor. Yahut da işte Napolyon onu kabul edeceği zaman ilk önce diyor ben gireceğim. İlk önce benimle konuşacak. Fransa elçisi bizde bu şekilde karşılanıyor. Yani şimdi mesela Galip Efendi'ye bakıyorsunuz. İşte 1802 Osmanlı-Paris Anlaşması'nın ön görüşmeleri için gidiyor. Müthiş bir direniş gösteriyor Talleyrand ki Avrupa'da eşi benzeri olmayan muannit. Yani inatçı bir diplomat olarak karşımıza çıkıyor. Yani Osmanlı evet belki Avrupa diplomasisinin uyumunda çok başlarda ama elçiler mümkün mertebe güçleri yettiği nispette ve devletin de ona verdiği arkada duruşuyla teslim olmuyorlar. Ve o dünya onların her daim ötekisi. Yani bu daha sonraki süreçte de elçiler gittiğinde de mesela yani Meşrutiyet döneminde işte gavur üstüne gidecek elçi var yanında gitmek isteyen birisi falan yok mu? Darül Harp tanımlaması çok çok önemli bir tanımlama. Fakat yeni fikirlerle karşılaşıyorlar ve şimdi kadim ve cedid arasında bir çekişme var. Sizin de ifadelerinizle hizipler ve epistemik cemaatler arasında evet bir mücadele oluyor. Evet. Bu süreç nasıl ilerliyor? Ben başlayayım. Epistemik cemaatler kısmını Süheyla Hoca biraz daha açar. Bir de şunu da katabilirseniz benim merak ettiğim şansım. Bir de Batı'yla ilgili yeni fikirlerle karşılaşıyorlar ama bir de İslam felsefesini sürdürme meselesi var. O kadimle cedid arasında. O konuya da biraz değinirsek. Tabii. Şöyle Osmanlı devlet düzeni, toplumsal işleyişi ve elbette ki devlet aklı belli bir süreçte şekilleniyor. Yani bunda Oğuz ananesi ve tabii ki Türk İslam mirası ve hükmettiğiniz topraklarda daha önce sizden önce hüküm sürmüş devletlerin yani Doğu Roma'nın da katkısı var. Dolayısıyla Akdeniz Havzası'nda eski medeniyetler çerçevesinde oluşmuş bir yapı var. Bu yapı, bu geleneksel yapı asırların şekillendirdiği bazı temeller üzerine kuruluyor. Yani milleti hakime, mileli mahkume, kadim olanın kıdemi vardır malum. Yani dolayısıyla rüçhaniyeti vardır. Bu yapılar içerisinde demin temel kavramlar etrafında tanımlamaya çalıştığımız sistemin işleyişinde aksaklıklar ortaya çıkınca doğal olarak değişim sorgulanmaya başlanıyor ve nasıl olabileceği konusunda hizipler ortaya çıkıyor. Kadimciler genel olarak kanuni devrine dönülmesi taraftarıdırlar. Ancak kanuni devrinden çok kısa süre eserini kaleme alan
Hasan Kâfi Akhisari'ye baktığımızda bayağı kabarık bir liste var aksaklıklar konusunda. Bayağı kabarık bir liste var. Yani rüşvet, iltimas, ilmiye sınıfındaki aksaklıklar, klasik sistemde işleyen yapının her anlamda bozulduğuna dair epeyce bir kabarık listeyle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla her dönemde bu problemler mevcut. Dolayısıyla eski ile yeni arasında mücadele genellikle dini sevilenler üzerinden götürülmüştür. Burada müesses nizamda, yani kurulu ve işleyen düzende kazanılmış hakları kaybetmek istemeyenlerin en işlevsel kaldıracı dini söylemler. O yüzden mesela Nizam-ı Cedid'e karşı yöneltilen eleştiri hemen Nizam-ı Yezid ve Leşkeri Pelit. Yani dikkat ederseniz çok kompakt, çok özet ve birçok çağrışımları var. Nizam-ı Cedid diyorsunuz, evet. Yeni düzen ve size hemen Nizam-ı Cedid olarak mukabele ediliyor. Zaten özellikle konuştuğumuz dönemde, yani 3. Selim ve devrinde Nizam-ı Cedid'e dair kaleme alınan, müdafaa sadedinde kaleme alınan eserlerde dil de sertleşiyor. Yani geleneğin oluşturduğu gücü hafife almayalım. İsmi üzerinde gelenek, bunun etrafında oluşan bir sürü kavram var. Bir de tabii inanç önemli burada. Müslüman olanlar kendilerini mensup oldukları inanç sebebiyle zaten üstün görüyorlar. Ve entümül alevne inküntüm müminin, inanıyorsanız üstünsünüz. Bir de zımmi hukuku diye bir şey var. Zimmet hukuku veya zımmi tanımı var. Dolayısıyla bunları bir çırpıda hemen ötekiyle bütünleşecek şekilde ve geçmiş hafızanın silinmesi manasında bir bütünleşme mümkün değil. Dolayısıyla dini söylemler çok ağırlıklı ve sertleşen bir dil var. Devletin özellikle yenileşme programını müdafaa edenler, mesela Koca Sekbanbaşı Hülasatül Kelam fi Reddil Avamında ya da Dihkanzade Ubeydullah Kuşmani Efendi'nin Zebiri-i Kuşmani fi Tarif-i Nizam-ı İlhami gibi eserlerinde çok sert bir dil vardır. Yani yenileşmeye muhalif olanların geleneğin arkasına saklanması, dini söylemlerin, muhafazakar söylemlerin arkasına saklanmasını çok sert bir şekilde, hatta hakaret amiz, tahkir ve tezif düzeyinde ciddi sert söylemlerle karşılaşıyoruz. Bunları sokaklarda başıboş gezen manen dikilap, yani köpekler, yahut taharet almaya kudretleri yetmeyecek, akılları yetmeyecek, hemen dünya boş kalmasın diye Cenab-ı Hakk'ın öylece yarattığı bir takım sefiller olarak adlandırılması, tanımlanması, haram karışmış. Nikah meselesini daha halledemeyecek, anlayamayacak ve bunu koruyamayacak bir alay, şuursuz insanın hezeyanları olarak gösterme çabası var. Dolayısıyla dil sertleşiyor ve bu hizipler olabildiğince yek digerini yok edecek bir psikolojik atmosfere doğru sürükleniyor. Peki Osmanlı modernleşmesi gelenekten bir kopuş mudur? Bunun daha rahat söyleyebileceğimiz dönem henüz Nizam-ı Cedid değildir. Ancak Tanzimat Fermanı ile birlikte gelenekten kopuşu biraz daha net söyleyebiliriz. Çünkü bu tabii bir çırpıda olmuyor. Çünkü tarihsel süreçler iç içedir. Yani dün bugünün içindedir, bugün yarını oluşturur. Dolayısıyla bir pasta dilimi keser gibi hemen geçmişle irtibatınızı koparamazsınız. Yani kopuşlar yoktur, süreklilik esastır. Yavaş seyreden bir süreç olarak gelenekten kopuş vardır. Çünkü Tanzimat Fermanı'nda usulü atikayı bütün bütün tahyir ve tecdid, yani eski düzeni tam manasıyla geriye dönülmez bir şekilde değiştirmek bizatihi Gülhane Hattı Hümayun'un kendi içerisinde mevcuttur. Bu ifade mevcuttur. O sebeple Tanzimat Fermanı'ndan itibaren artık devletin farklı bir sürece girdiğini, gelenekten kopuşu tescil ettiğini, ıslahat fermanıyla bunu sosyal düzen ve geleneksel dini kategoriler, yani zimmet hukukunu, cizye gibi vesaire, kitap, sünnet, kıyas-ı fukaha veya diğer edille-i şer'iye ile sabit olan bazı uygulamaları, bir takım şaz veriler, mesela Beni Talip kabilesine verilmiş bir imtiyaza dayandırarak ortadan kaldırmaya tevessül eden, teşebbüs eden bir devlet aklı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla belki bu dönemden sonra için söyleyebiliriz. Hocamın işaret ettiği bu süreçte
askeri karakteri ağır basan aydın despotik bir dönüşüm mü? Şimdi ilk önce ben epistemik cemiyetlerden bir tamamlayayım. Ondan sonra bu despot mudur değil midir meselesine bir geçelim. Şöyle Nizam-ı Cedid sürecinden ve 3. Selim'den bahsetmiştik. Şimdi ortada bir mücadele var. Ortadaki mücadele aslında iktidar mücadelesi. Yani biz bunu Yeniçeri isyanlarına değinebilirsek zaten göreceğiz. Şimdi o devri idrak edenler, kendilerini var eden, kendilerini meydana geçiren, sisteme dair en ufak olumlu ya da olumsuz müdahaleye tepki gösteriyorlar. Çünkü ya maddi çıkarları zedelenecek ya da iktidar yani güç koltukları zedelenecekler. Orada yaşanan aslında bir güç mücadelesi. İsterseniz bunu işte bizim tarihçiler gibi kadim cedid yani eski yeni çekişmesi ya da işte bilgi teorisi açısından bilgi felsefesi açısından bakarsanız epistemik cemaatler, alimler, arifler ve mütefenninler çatışması olarak okuyabilirsiniz. Nizam-ı Cedid'in aslında uygulanma aşamasındaki bir takım adımlar da bunu beraberinde getiriyor. Çünkü dualist bir yapısı var hocam. İkili. Telifçi. Yani ikili yaşamı sürdürüyor. Yani bir yandan siz Yeniçeri Ocağı'nı yani o dönem için kadim sistemi temsil ettiği söyleniyor ama aslına bakarsanız daha 17. yüzyılda kadim sistemden çoktan çıkmış Yeniçeriler. Bir yandan siz kadim sistemi temsil ettiğini düşündüğünüz Yeniçeri'yi tutuyorsunuz. Bir yandan Nizam-ı Cedid'i temsil eden neyi kuruyorsunuz? Nizam-ı Cedid birliklerini kuruyorsunuz. Bir yandan eski mali yapılanmayı devam ettiriyorsunuz. Nizam-ı Cedid'i fon sağlayacak iradı cediti koyuyorsunuz. Hatta şimdi 3. Selim buraya fon bulmak için şey istiyor. Herkes diyor elindeki işte altın maden gibi değerli madenleri, gümüş gibi değerli madenleri darphaneye versin. Biz diyor zamanı gelince bunu öderiz. Tabii ilmiyeden hemen tepki gelecek. Diyecekler ki padişah bizi kara çanaklı yapacak. Kara çanak fakir halkın yemek yediği aslında ahşap kaplar. Yani daha aslında Nizam-ı Cedid kuruluş aşamasındayken muhalif kazanıyor ilmiye. İşte bu gelirlerine el konulması gibi ya da işte büyük miri büyük toprak gelirlerine el konuluyor. Mesela biz Galata Mevlevi Hanesi Şeyh Galip'in 3. Selim'i çok desteklediğini görüyoruz. Mesela diyor ki 3. Selim hani Hazreti Mevlana'nın bir kerametini söyleseniz. Şeyh Galip de diyor ki benim gibi bir fakirin dizinde sizin gibi bir cihan padişahının yatması olsa gerektir sultanım diye. Ama Konya Çelebilerine bakıyorsunuz kesinlikle desteklemiyorlar. Yani olay burada. Nizam-ı Cedid daha inşa edilmeye çalışırken eskiyle yeni iç içe. İç içe. Dualist. Yani dualist ikili bir yöntem zaten mecbur. Yani i̇şte bıçakla keser eskiyle yeni gibi yapamazsınız. Biri diğerinin içinden şekilleniyor, çıkıyor. Yani vücut bulduğu bünye, yani bu bir simbiyotik ilişki. Yani yeni bir şekilde eskinin içinden çıkıyor ve şekilleniyor. Bir kopuş yok. O yüzden de bu telifçi bir dönem. Eskiyle yeninin yan yana yaşatıldığı. Süheyla Hoca da altını çizdi. Yani bir taraftan yeni bir ordu kuruyorsunuz. Nizam-ı Cedid ordusu diyorsunuz. Ama öbür taraftan Yeniçerilerin varlığını korumak durumundasınız. Yeni eğitim kurumları kuruyorsunuz ama medreseler mecburen yaşatılıyor. Sonraki dönemlerde de böyle. Şunu da ilave edeyim. Yine dualist yapıya örnek belki de en güzeli. Şimdi sizin işte Nizam-ı Kadim'den dediğiniz, eski düzenden dediğiniz yönetici ekibiniz var. Sadrazam ekibi, işte kazasker hepsi var. Ama 3. Selim kendisine yeni bir reform ekibi kuruyor. Atabegan-ı Saltanat. Atabegan-ı Saltanat'ın kurulması demek eskiyi temsil eden yönetici grubun dışlanması demek. Çünkü ne diyorlar mesela Atabegan-ı Saltanat üyeleri? Bunların sayısı çok baştan küçük yani. Mesela işte Sır Katibi Ahmet var, Sudur'dan İsmet Bey var, Gizli Sıtma İbrahim Nesim var. Efendi var, Valide Ketüdağ'sı Yusuf Ağa var. Mesela bunlar diyor ki kadim sistemi temsil eden yöneticilere, elitlere siz politika fenninden anlamıyorsunuz, çekilin.
İşi bize bırakın. Bu bizim işimiz. Tabii bu ne demek? Çok büyük bir çıkar çatışması demek. Hocamın az önce ifade etti. İş zındıklığa kadar varıyor. Yani birbirlerini tekfir ediyorlar. Hocam mesela ceditçilerin tekfirlerini bahsetti. Aynı şekilde kafir oluruz, nizam cedid olmayız, diyorlar. Mesela Cevdet Paşa'da var. Biz Moskov keferesinin kıyafetini giyeriz ama nizam-ı cedid elbisesi giyimi izliyorlar. Atabegan saltanatla ilgili işte bu reformist kadroyla ilgili en büyük iddia heterodokslukla suçlanıyorlar. Yani bunlar heterodoks. Yani sırat-ı müstakim olmayan, evet, ondan ayrılan. Yani ortodoks, sünni, hanefi inançtan ayrılan heterodoks zümreleri. Bir büyük iddia daha var ki diyorlar ki bunlar devleti İslam'ın yıkılmasına sebep olacak, devleti cumhur etmeye çalışıyorlar. Şimdi cumhur kelimesi halk olarak da algılanabilir ama Osmanlı cumhur kelimesini cumhuriyet rejimi olarak da kullanıyor. Bernard Lewis hocanın çok ayrıntılı açıklaması var, isteyen okuyabilir. Belgelerde de biz bunu görüyoruz. Mesela Venedik cumhuru, Fransa cumhuru, Yediada cumhuru, yani Fransa cumhuruyla anlaşma yapıldı. Herhalde orada kastettiği cumhur halk değil, yöneticilerdir, yönetim biçimidir. Daha önce de var yani. Mesela 1710 yıllarında Francisco Dadik diye bir Raguzalı doktor geliyor ve diyor ki buradaki diyor yönetici elitlerin amacı Venedik'teki meşruti bir yönetim gibi bir yönetim kurmak. Tabii ki bu Venedik'i birazcık pohpohlamak için de söylemiş olabilir ama böyle bir kullanım var, böyle bir söylenim var. 1703'te ki isyana bakıyoruz. 1703'te Çalık Ahmet aslında işte Cezayir ve Tunus gibi cumhur cemiyeti, tecemmü devleti'den bahsediyor. Ha, tabii burada neyi gösteriyor? İstanbul'da Rami Mehmet Paşa'nın başını çektiği ekol böyle bir şeyler konuşmuş. Zaten bu isyanlarda da isyanların planlayıcıları aslında hep İlmiye, Kalemiye, Yeniçeri dediğimiz daha çok böyle tetikçi vazifesini görüyorlar. Gelelim ki şeye, Atabegan Saltanat'a. Sofra Meclisi. Gelmeden bir virgül koymak istiyorum. Hem bir selamımız var. Profesör Doktor Okan Yeşilot hocamız selamlarını iletiyor. Tebrik ederim, güzel program oluyor diyor. Yüksel Hoca'ya bir sorumuz var. Sizin cümlenizin bitiminde hemen cevaplayabilirsek. Kadim Cedid çekişmesi Osmanlı'dan başka ülkelerde var mıdır diyor sizin için. Hemen toparlayıp soruya geçelim. Tabii ki. Yani buradaki mücadelede Nizam-ı Cedid döneminde cumhur iddiaları uygulamaya geçiyor. Aha. Epistemik cemiyetlerle de ilgili son bir cümle söyleyeyim. Belki hocama da bir girizgah olur. Bu kadim cedid, eski yeni zındıklıkla suçlama hep var. Biruni'nin yani 11. yüzyılda Biruni diyor ki ne zaman diyorlar ilime doğru yönelse hemen tahkir ederler, zındıklıkla suçlarlar. Böyle bir problem çok eski dönemlerden itibaren var. Buyurun hocam. Evet. Soruyla başlayalım. Tamam hocam. Her yerde hocamıza selamlarımızı iletiyoruz. Tabii ki biz de çok selamlar, sevgiler iletiyoruz. Her yerde var, her dönemde var. Çünkü değişim ve dönüşüm evrensel bir olgudur. Sadece Osmanlı'ya mahsus bir zafiyet değildir. Osmanlı değişim sürecini, modernleşme, Türk modernleşmesini zafiyet parantezine alarak, evrensel bir olguyu göz ardı ederek sadece Osmanlı'ya mahsus bir öykünme, yani taklitçiliğe, bir medeniyet dairesinden diğer medeniyet dairesine geçme, kimliksizleşme, ihanet. Biz bu kavramları çok duyduk ve hala da geçerli olduğunu görüyoruz bazı yayınlarda vesaire. Dolayısıyla bunlar son derece hatalı ve tarihsel realiteyle uyuşmayan şeylerdir. Değişim dönüşüm her yerde var. Yani Kant aydınlanma nedir başlıklı makalesinde sapere aude dediğinde aklını kullanmaya cüret et ya da bilgi sahibi olmaya cesaret et şeklinde çevirebiliriz. Sapere aude dediğinde kime sesleniyor? Elbette ki nulla salus extra iglesia diyen, yani kilise dışında kurtuluş yoktur, böyle bir motto ile ortaya çıkan
Eğitimden kültüre, sanattan edebiyata, her alanı kuşatan skolastik öğretiye karşı bunu söylüyor. Dolayısıyla değişim orada da var. Protestan kültür nereden doğuyor? Max Weber'in eserlerinden okuduğumuz şeyler nereden çıkıyor? Oradaki statik, dondurulmuş toplumsal, kültürel, edebi faaliyetlere alan açmak için bir protestodur ve o günden bugüne çok şey değişti Avrupa'da. Değişim her yerde var. Cari mülasıkımız olan hemen yanı başımızdaki komşumuz Rusya'da Petro dönemindeki değişim kolay mı oldu sanıyorsunuz? Yani Deli Petro diye isimlendirilen zat Deli değil, Büyük Petro olarak isimlendirilmelidir ve demin bahsettiğimiz kendisi dışındaki, yani ötekini merak ederek, tabii sistemleri de müsait, Petro kılık değiştirerek Avrupa'da büyük sanayi tesislerinin, askeri tesislerin nasıl işlediğini, oradaki devlet ve toplumsal yapı nedir, bunu yerinde görebilmek için kılık değiştirerek Avrupa'da birçok imalathanede, sanayi tesisinde çalıştı. Lakabı Uzun Marangoz. Ta Zaandam'a kadar gitti. Bugün hala orada bir Petro evi vardır. Bu kılık değiştirmekten maksat nedir? Avrupa'yı yerinde bizatihi bir tecrübe, kendi gözleriyle görüp, çünkü danışmanların size aktardığı veya eserler üzerinden size gelen çok dolaylı bir tasvirdir. Bunu yerinde görerek kendi ülkesinde gerçekleştirmek istediği reformların çerçevesini oluşturuyor. Avusturya'da, Fransa'da, Fransız İhtilali neyi değiştirdi? Her şeyi değiştirdi. Geleneksel bütün kategorileri, düşünceyi, rejimi, yönetim biçimlerini, geleneksel kategorilerin tamamı dedim. Mesela halk, fert, bunların yönetime katılması, temsili, birey, her şey değişiyor. Yani efkar-ı umum dediğimiz kamuoyu. Dolayısıyla tüm dünya değişiyor ama genel olarak Türkiye'de Avro-Amerikan tarih yazıcılığı ya da Anglo-Amerikan tarih telakkisi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hızla batı dışı toplumları kendilerine bağlı ve bağımlı, onların ayak izlerini takip etmekten başka şansı olmayan ve son kertede işte çaylak filozof Francis Fukuyama'nın tarihin sonu olarak adlandırdığı, işte ideal düzene ulaşıldığı, bundan sonra ancak bizi takip ederseniz bir kıymetiniz ve anlamınız var şeklindeki tanım ve yaklaşım geçerliliğini kaybetmiştir. Yani Avrupa merkezci, Batı merkezci tarih yazımı artık eskimiştir. İşte bizde Shaw, Bernard Lewis, Niyazi Berkes, kısmen Mantran vesaire çerçevesinde, çizgisinde gelişen o kendisine çarpan şeyin ne olduğunu bir türlü tanımlayamayan bir Osmanlı ve içinde bulunduğu zaafı bile anlayamayacak, idrak edemeyecek, dünyadaki gelişmeleri takip edemeyen, hatta haberdar olmayan, işte hocamız bahsetti ya, Fransız İhtilali'nden bal gibi haberdar ama bunu kendisiyle alakalı bir sorun olarak görmüyor. Çünkü hala kendi düzeninin Fransa'daki düzenden daha iyi olduğu iddiasında. Bu zaman zaman bir özgüven patlaması olarak da adlandırılabilir. Hatta yersizdir de. Dolayısıyla değişim evrensel bir olgudur. Bunu göz ardı ettiğimizde değişenin ve zafiyet içinde olanın sadece Osmanlılar olduğu gibi bir hataya gitme ihtimalimiz var. Hocam bu dönemde asırlardır, bu döneme kadar asırlardır padişahlar için böyle şey yapılar var, prestij yapılar var, camiler gibi. Evet. Artık yeni dünya düzeninde, yani yenileşme döneminde iktidarın sembolleri değişiyor mu? Yerini böyle kışlalar mı alıyor? Evet. Kışla olayına da bir girmek istiyorum artık. Çünkü programın saati dolayısıyla uzun ve ayrıntılı bir şekilde ele almak istiyorum görsellerimizde. Bu yüzden buradan başlayalım. Kışlalar ideolojik ve politik anlamda iktidarın yeni söylemlerini mi ifade ediyor? Evet. Şöyle ifade edebilirim. Öncelikle 19. yüzyıl bambaşka bir yüzyıldır. Bizim için de meşhur tanımla en uzun yüzyıldır. Çünkü tarih bu dönemde hızlanmıştır. Yani birçok yeni imkan, geleneksel siyasi yapılarda çatırdama, İmparatorlukların yavaş yavaş çözülmeye başlaması, ulus devlet kavramı, çok uluslu, çok etnik kimlikli, çok dinli toplumlarda ve devletlerde çözülen yapılar ciddi bir risk oluşturuyor.
Bu dönemde Avrupa'da müteselsil kongreler vardır. İşte Viyana bunların en meşhurudur. Viyana Kongresi, Verona, Laibach vesaire gibi kongreler. Bu kongreler şunun için toplanıyor. Geleneksel yapıyı, yani imparatorluk yapılarını yeni gelişen ve oldukça tehditkar, saldırgan bir hızla gelişen ulusçuluk, nasyonalizme karşı koruma. Dolayısıyla beraberinde şöyle bir şey ortaya çıkıyor. İsyanlara karşı, başkaldırılara karşı eğitimli, talimli ordular ve muktedir hükümdarlar, üniformalı monarklar. Bu tabii bizim de çok yakinen idrak ettiğimiz bir süreçtir. Şöyle ki Fransız İhtilali ile beraber milliyetçilik veya ulusçuluk öyle hemen biz onu egalite, fraternite, liberte olarak tanımlıyoruz ama bu tezgah altından verilen bir şey değil yani. Nasyonalizmin teorik çerçevesinin oluşması, bunun toplumsal karşılığı ve farklı coğrafyalara yayılması için belli bir zaman gerekiyor. Biz bunu 1804'ten itibaren idrak ettik. Sırpların başkaldırısı, yani bir sipahi isyanı gibi başlamıştır ama Sırpların başkaldırısı, Rusya'nın bu süreçte oynadığı rol, ardından Rumların, sonra Romenlerin, Karadağlıların vesaire. Yani domino etkisiyle bizdeki geleneksel azınlıklar ayaklanmaya başladığında biz de nasyonalizmin ne manaya geldiğini idrak ettik yakinen. Dolayısıyla bu süreçte artık bir önlem almanız gerekiyor. Biz Mora isyanında çok net görüldü ki Osmanlı ordusu bu tür kıpırdanmaları, başkaldırıları, isyanları bastıracak kuvvette değil. O yüzden bir paradigma değişikliğine gitmek zorunlu hale geldi. Geleneksel yapıda Osmanlı padişahı münzevi ve muhtefi bir adamdır. Yani pek görünmez. Çünkü denetim mekanizmasının aynı zamanda başıdır. Bir de bizim padişah tanımımız, yani gerçekten işte demin söyledim, Allah'ın ilham ettiği yeryüzündeki gölgesinden bahsediyoruz. Göz teması kuramazsınız, sizinle doğrudan konuşmaz. Yani şahane bir yalnızlık. Splendid isolation dedikleri şey bu. Şahane bir yalnızlığı var. Tek başına yemek yer, hatta tek başına uyur. Yani dolayısıyla bu geleneksel padişah tanımı artık iş yapmıyor. Nasıl bir padişaha ihtiyacınız var? Ruler visibility dedikleri bu yabancı literatürde padişahın görünür olması gerekiyor. Yani yine bir başka kavram, body politics dedikleri, yani padişahın vücudunun, mevcudiyetinin birleştirici ve yeni bir toplum inşasında katalizör bir unsur olarak denkleme girmesi gerekiyor, siyaset denklemine. İşte bu çerçevede 2. Mahmut devri bir kırılma dönemidir. Motive edici yeni bir lider. Kesinlikle. Var aynı zamanda yeni düzende. Görünmemeyi bırakın, yani tebdili kıyafet gezen padişah yerine bilakis görünmek için can atan, topluma karışan, vasıtasız konuşan, belli yerlerde hatta ileriki dönemlerde tasviri hümayun dediğimiz resmini devlet dairelerine asarak halkına kendini hatırlatan, farklı etnik ve dini kökenlere çok esnek bir ifade tarzıyla ve tavırla yaklaşan bir hükümdara ihtiyacımız var. O da 2. Mahmut döneminden sonra artık yerleşiyor. Bu dönemde peki sizi böyle üniformalı monark ve muktedir bir hükümdar kılacak bir desteğe ihtiyacınız var. Evet. Yani yeni bir ordu ve bu talim ve tefennün, yani eğitimli ve çağdaş donanımlı bir orduya ihtiyacınız var. İşte bunu yetiştirmeniz lazım. O da İhtas askeri yapıların var, ihtiyacın olacak. Tabii Yeniçeriliği kaldırıp daha sonra bunun yerine biz Asakir-i Mansure-i Muhammediye isim enteresandır. Ordusunu kurduğumuzda kışlalara ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu süreçte artık geleneksel prestij yapıları olan ve Osmanlı payitahtının silüetini belirleyen Selahattin camilerinin yerine abidevi kışla yapıları, prestij yapıları haline geldiler. Tabii ki ideolojik ve politik çağrışımları vardır. Çünkü burada yerleştirdiğiniz ve yetiştirdiğiniz eskiye nispetle çok daha itaatkar, bir talimatınızla cepheye sevk edebildiğiniz ya da iç güvenlik unsuru olarak çok güvenli bir şekilde kullanabildiğiniz, kısacası iktidarınızın teminatı olan yeni bir ordu var. O sebeple kışlalar batıdan çok daha önemli bizim için. Sultan Mahmut devrinde süratle İstanbul'da ve tabii ki Taşra'da kışla yapılarına büyük bir önem atfedilmesi, çok büyük paralar harcanması ve bu konuda olabildiğince adeta
seferberlik ilan edilmesinin sebebi budur. Hı. Zaten Rami Kışlası'nda padişah 617 gün ikamet edecektir. Yani devlet 2 yıllığına yaklaşık olarak Rami Kışlası'na taşınacaktır. Neden? Padişah kendisini Yeniçeriliğin ilgasından sonra, Vakay-ı Hayriye'den sonra güvende hissetmiyor. Ordusunun başında üniformalı bir monark ve muktedir bir hükümdar olarak batıdaki benzerleri gibi değişim ve dönüşümü kışla üzerinden, yani kılık kıyafettir, üniformadır, resminin asılmasıdır vesaire. Bunların tamamını kışla üzerinden ve kendini güvenceye aldıktan sonra yapabilecektir. Bu yüzden politik ve ideolojik çağrışımları olan yapılardır. Özellikle yeni restore edilen Rami Kışlası bu dönemde bu anlamda nerede duruyor? Nasıl bir dönüşüm? Demin söyledim, 617 gün devlet buradan yönetildi. Hı-hı. Yani yabancı elçilerin kabulünden misafirlerin ağırlanmasına, gündelik raporlara, işte Hüsrev Mehmet Paşa, hı-hı, öncülüğünde Suriçi İstanbul'unda neler oluyor, neler bitiyor? Yahut meşveret heyetleri, görüşmeler, müzakereler, geliştirecek törenler. Evet, törenler, muayede dediğimiz bayramlaşma merasimleri. Bir taraftan savaş, hı-hı, devam ediyor. Osmanlı-Rus harbi. Oradaki görsel, stratejiler. İstediğiniz görsel var mı hocam? Tamamı aslında dönebilir. Evet, yani kışlayla alakalı görseller dönebilir. Evet. Dolayısıyla Osmanlı Devleti açısından, yani yeni dönem, yeni düzen açısından, hı-hı, yeni düzen arayışı açısından aynı zamanda iktidarın teminatı bakımından son derece önemli. Söyle hocam, sizden de bu yenileşme döneminde iktidarın sembolleri hakkında kışla yapıları nasıl bir söylem arz ediyor? Sizden de. Genelde zaten büyük binalar, abidevi binalar devletin gücünü gösteren binalardır. Yani bu her dönem böyle. İkinci Mahmut dönemine baktığımız zaman da padişah ben buradayım diyor. Sadece kışlayla bunu yapmıyor. Mesela padişahı temsil eden Tuğra, değil mi? Alemdar'ın 3. Selim'i kurtarmak için Topkapı Sarayı'na girişi bayağı bir olaylı. Kapılar kırılıyor. Topkapı Sarayı çok büyük bir hasar alıyor. Hı hı. İlk dönemlerinde 2. Mahmut bunu onarmakla uğraşıyor. Ama şunu da görüyoruz. Mesela Babussade'ye, Mayun'a kendi tuğralarını koyduruyor. Yine diğer yaptırmış olduğu binalarda, kitabelerde mahlası adli. Adli mahlası var. Adaletli. Ve tuğrası da aslında çok çabuk tanınabilen bir tuğra. Özel, sade, net bir tuğra. Yine aynı zamanda mesela büyük kapılar yaptırıyor. Baba Ali kapısı. Baba askeri kapısı. Çünkü insanlar askeri, ilk olarak kapıyla karşılaşıyor. Devlet kapısı. Devlet kapısıyla. Mesela Beyazıt Yangın Kulesi'ni yaptırıyor. Hmm. Yüksekliğiyle, gücüyle devleti temsil Hayratiye eden. Hayratiye Kapısı'nı yaptırıyor. Hayrati, aynı şekilde. Bunu biz daha sonraki süreçte tabii mesela 2. Abdülhamit dönemine geldiğimiz zaman ne görüyoruz? Saat kulelerini görüyoruz. Neden? Zamanı kontrol eden her şeyi kontrol eder. Ya da zamanı kontrol eden her şeyi kontrol eder. Her şeyi kontrol eder. Ya da mesela Hamidiye mekteplerini görüyoruz. Sanayi ve ziraat mektepleri. Onlar binalar aslında ideolojinin ve umudun inşasıdır. Yani bu her devlet için böyledir. Antik Roma'da da böyledir yani. Mesela ampirik dönem, o dönemde 2. Mahmut mimarisi de çok çok ön plana çıkıyor. Bunu iktidar sahipleri şöyle tamamlayalım. Hazreti Ömer'e şikayetler geliyor. Diyorlar ki Şam valisi Muaviye işte çok büyük binalar yaptırıyor. Çok böyle şaşalı bir yaşantı sürüyor. Tabii Ömer tarife gerek yok. Derhal gidiyor. Diyor ki nasıl böyle bir şey yaparsın? Muaviye de çok güzel bir cevap veriyor. Ömer diyor ki biz ne kadar sade yaşıyoruz. Siz diyor sade yaşayabilirsiniz. Çünkü her tarafınız Müslümanlarla çevrili. Ama ben Bizans'la komşuyum diyor. Onlara İslam devletinin gücünü, debdebesini göstermek zorundayım. Yani bu binalar aslında devletin gücünü hem dışa hem iç kamuoyuna göstermek için en büyük propaganda araçları oluyor, bir yandan. Bunu söyleyebiliriz. Fotoğraflardan bu arada birkaç tanesine değineceğim. Yüksel Hocam, modern anlamda, ya modernleşme sürecinde kışlanın inşası bize neyi anlatıyor? Mesela fotoğrafta işte nöbetçi kulübeleri var, avlusundan bir görüntü. İnşa açısından, mimari açıdan bize neler anlatıyor? Rami Kışlası sade bir yapıdır. Hı hı.
bildiğimiz kare planlı, dikdörtgen ama kareye yakın planlı, evet, iç avlusu olan, yani günlük askeri eğitimlerin yapılabileceği bir alan olarak hemen yanı başında talim meydanları, yani büyük süvari talimlerinin yapılabileceği talim meydanları. Yer seçimi ilginçtir. Evet. Mesela 1937'de kışlanın işte fiilen kullanıldığı dönemler. Rami Kışlası 1971 yılına kadar fiilen askeri amaçlı kullanılmıştır. Yapımından itibaren bakarsak 143 yıl, yaklaşık 1,5 asır fiilen askeri amaçlı kullanılmıştır. 1971 sonrasında artık kent içinde kaldığı için bu bölgeler askerler tarafından tahliye edilip devlete, ilgili kurumlarına intikal ettirildi. Sonra belediyeler üzerinden işte tahrip süreci ayakta başladı. Ayakta anlatmak ister misiniz fotoğraflarla? İsterseniz kalkalım. Bu mesela kışlanın dışarıdan bir görüntüsü. Gördüğünüz gibi sade yapılı ve özellikle bu... Şu an uygun muyuz yönetmenim kalkmak için? Sormadım size ama. Tabii ki. Evet. Gel hocam. Yani şu gördüğünüz köşe yapıları... kışlanın. İsterseniz yaklaşmayalım mı? Çarpar. Evet. Kışlanın köşe yapıları daha ziyade subayların kaldıkları yerler. Buradaki tek katlı koğuşlar askerlerin kaldığı koğuşlardır. Aslında esas itibariyle köşe kuleleri üç katlı olarak inşa edilmiştir. Bunlar Sultan Mahmut döneminde padişah da buraya intikal ettiği için bütün maiyetiyle ve Enderun süvarileriyle beraber burada kalmıştır. Ve tabii ki Sancağı Şerif kışlanın en gösterişli kulesine çekilerek padişahın burada ikamet ettiği vurgulanmıştır özellikle. Rami Kışlası esas itibariyle dediğim gibi 617 gün devletin yönetim merkezidir. Ve Rusya Harbi 1828 Osmanlı-Rus Harbi buradan yönetildi. Padişah ara ara buradan çıkıp İstanbul'un savunma hatları olan işte... Küçükçekmece veya Yeşilköy veya Beykoz gibi bölgeleri de gidiyor. Ancak bunlar daha çok seferi pozisyonda olduğunu göstermek ve eleştirilere cevap vermek adına yapılıyor. Çünkü sefere çıkmayacağı kesin. Osmanlılar uzun süredir sefere çıkmıyor padişahlar ama eleştiri gelmesin diye de bu tür şeyler yapacaktır. Dolayısıyla resimleri değiştirebilirsek belki farklı şeyler söyleyebiliriz. Kapı resmi de vardı. Yönetmenimizden rica edelim. Fotoğrafların değişmesini. Şu an bu bölümde ne var? Mesela bakın bunlar maalesef Türkiye bu dönemleri de yaşadı. Burada padişahın yani Sultan Mahmud'un tuğrası yok. Evet. Kitabe yok vesaire. Çünkü işte belli dönemlerde Osmanlı dönemi eserlerinin silinmesi, izlerinin silinmesi için bunlar kazıtıldı. Dolayısıyla mevcut değil. Keşke olsaydı. Biz demin de dikkat çektiğimiz şekilde Sultan Mahmud el-Adli'yi burada tuğrasının üzerinden görünür hale gelecekti ama göremiyoruz. Dolayısıyla kışla sade bir mimariye sahiptir ama askerler tahliye ettikten sonra gördüğünüz üzere kendi haline terk edilmiş. Şurada her iki yanda yarım çıkmış olmakla beraber nöbetçi kulübeleri var. Evet. Ama kısa süre sonra işte koruyamadığımız askeri yapıların tipik bir tezahürü burada karşımıza çıkıyor. Başka genel bir görüntü alabiliriz. Yine o da aynı geniş bir görsel. Daha geniş bir görseli ve henüz üzerine bir şeylerin yapıştırılmadığı dönemler. Başka bir görsel üzerinden de devam edebiliriz. Evet. Varsa yoksa oturalım isterseniz. Tamam. Evet. Evet, şurada arkada kışla yapılarını görüyoruz. Yani Rami Kışlası da maalesef en başta bir resmimiz vardı. Yani İngiliz arşivinden onu biz bulduk. Daha önce bilinen bir şey değildi. Rami Kışlası biraz kenarda kalmış diyebiliriz. Bizim böyle bir maalesef kötü huyumuz var. Yani tarihi yapıları bir envanter gibi çıkartamıyoruz. İşte Rami Kışlası'ndan 1877 Nisan ayında İngiltere bizim askeri yapılarımızın çizimlerini yapıyor ve bunları İngiltere'de arşivliyor, katalogluyor. Davutpaşa Kışlası'nın, Rami Kışlası'nın ve Maltepe Asker, yani Bayrampaşa'daki Maltepe Asker Hastanesi. Buralar gördüğünüz şu kule yapıları subayların
şu iki katlı ve üç katlı yerler subayların ikamet ettiği yerler. Tek katlılar asker koğuşları. Bu aynı zamanda Kasr-ı Hümayun dediğimiz padişahın ikamet ettiği merkez alan ve diğerleri aynı şekilde devam ediyor ve dediğim gibi dikdörtgene yakın kare planlı bir kışla yapısından söz edebiliriz. Evet. Buyurun hocam, oturalım, devam edelim konuşmaya. Görsellerde döner zaten. Onun üzerinden tekrar devam ederiz. Hocam, Osmanlı modernleşmesi yüzeysel bir öykünme mi, yoksa zamanın ruhunu yakalamaya çalışan bir adaptasyon, çağdaş bir adaptasyon mu? Hem inşa, yeni inşa modelleri açısından, hem reform bakış açısı açısından nasıl değerlendiririz? Şöyle, zaten hocam bunu belirtti. Modernleşme dediğimiz şey değişim ve dönüşüm ve bir süreç işi. Yani Osmanlı öykünme, hayır, gerekli olan şeyleri kendi süzgecinden geçirip uyguluyor. Yani ona kendinden bir şey katıyor, katmak zorunda zaten. Başka türlü başarıya doğru geçmesi, başarıya ulaşması mümkün değil. Biz bunun tüm reform hareketlerinde mümkün mertebe yumuşatılarak, kendi gelenek ve göreneklerini uygulanarak, o süzden geçirilerek yapılmaya çalıştığını görüyoruz. Bunda 3. Selim birazcık muhalifi çok fazla olduğu için, belki de 2. Mahmut kadar dirayet gösteremediği için stratejisi yanlış. Yani stratejisi, işte o dualist yapı çok yanlış olduğu için pek başarılı olamıyor, ama 2. Mahmut çok çok başarılı bu konuda. Şunları ilave edebilirim buna. Lütfen hocam. Öncelikle Osmanlı modernleşmesinin iç dinamikleri genelde göz ardı edilir. Örneğin bir ordudan beklenen nedir? Savaşmasıdır ve savaş vaki olduğunda zafer elde etmesidir. Ülkenin güvenliğini sağlamasıdır. Bir ordunun mümeyyiz vasfı budur. Alameti farikası budur. Varlık sebebi budur. Osmanlılar mesela modernleşmeyelim dediğinde ne yapsınlar? Yani orduyu kendi haline mi bıraksınlar? Ya da imar faaliyetleri. Bunun neresinde batıcılık var? Evet. Yani köprü yapmak, yol yapmak, altyapı hizmetlerini yerine getirmek ya da eğitim konusunda, yani zamanın ruhu, Osmanlılar buna mizacı vakt diyorlar. Yani Zeitgeist'ten daha önce Osmanlılar mizacı vakt diyorlar. Zamanın ruhuna uygun çağdaş normları, çağdaş diyorum bakın, normları, o çağın gerektirdiği normları, eğitim, kültür, sanat, mimari, askerlik, bunları yapmanın, bunların yollarını aramanın batılılaşmanın ne ilgisi var? Evet. Bunlar ihtiyaçlar. Osmanlı modernleşmesinin bence kilit kavramı ihtiyaçlar. Necessity is the mother of invention. Sizin ihtiyaçlarınız varsa bir yol bulursunuz mutlaka. Osmanlılar da kendi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar. Tabii ki kendileri dışındaki dünyadan bilgane adamlar değil. Söyle Hoca da söyledi. Bunları selektif adaptasyonlar olarak, kendi filtreleri var, buradan süzerek büyük ölçüde gerçekleştiriyorlar. Osmanlı toplumunda batıcılık hiç yok demiyorum. Hı. Ama bunun için çok erken dönemler. Ama modernleşme ile batılılaşma aynı anlama gelmiyor mu? Ben şahsen Osmanlı dünyasında 1870'li yılların öncesinde bir batılılaşmadan bahsetmek doğru olmadığı kanaatindeyim. Yani bunun gündelik pratiklere, gündelik yaşam biçimlerine, davranış kalıplarına ya da fikir dünyamız açısından, mesela İçtihat Dergisi etrafında oluşan kadro, Abdullah Cevdet, Baha Tevfik, Kılıçzade Hakkı, Celal Nuri İreri, Ubeydullah Efgani gibi isimler batıcıdır. Hatta Abdullah Cevdet bize şunu söyleyecektir: Asya'yı kafaları terk etmedikçe bu iş olmaz. Batıyı gülüyle, dikeniyle isticlas, yani her şeyle alıp ikame etmeliyiz. Bu adamlar biyolojik materyalist ve pozitivist çizgideler. Dolayısıyla Ludwig Büchner ya da Reinhard Dozi gibi isimlerin etrafında ya da Gustav Le Bon gibi isimler çizgisinde tam manasıyla batıcı isimlerdir. Ama bunlar için biz 1880'leri bile beklememiz gerekir. Henüz çok erken. O yüzden Osmanlı modernleşmesinin erken dönemlerini ihtiyaçlar bağlamında, mizacı vaktin, zamanın ruhunun gerektirdiği sorunları çözmek bağlamında değerlendirmeliyiz. Örneğin tercüme odası açıyorlar, yani yabancı dil öğretmek için. Yahut mektepler, mektebi marife, adliye, mektebi ulumu, edebiye gibi. Yahut
Bürokraside bir takım düzenlemeler yapıyorlar. Kabine sistemine geçmek, belli nezaretlerin kurulması, vakıf gelirlerinin belli bir hazine çerçevesinde kontrolü, devletten fuzuli maaş alan, yani esame dediğimiz Yeniçeri maaş cüzdanını bir şekilde elde etmiş tiplerin yoklamalarının yapılması, erken dönemlerde tımar yoklamaları veya mahlullerinin belirlenmesi, kısacası hazineyi zarara uğratan kesimleri kontrol altında tutmak. Yani bunu batılılaşmayla ne alakası var? Bunu anlamakta gerçekten güçlük çekiyoruz. İzleyicilerimizin soruları var. Hangi hocanın öğrencisiniz bilmiyorum. Ahmet Bey yazmış. Sizlere yöneltmek isterim. Öğrencisi olarak hocama soracağım diyor. Hocamız... aynen, evet, bu selam söylüyor hocamıza. Teşekkür ediyorum. Tanzimat Fermanı ile ilgili gelenekten kopuş olarak nitelendiriyorsunuz. Bunlarla ilgili çelişkiler de vardı. Hatırlatmak isterim diyor ve evet, güzel program olduğu için selam söylüyor. Diğer sorum şuydu, özür diliyorum. İrfan Yazıcı Köln'den yazıyor. Hayırlı yayınlar. Benim sorum, Osmanlı'nın modernleşme sürecinde yerli ve yabancı basın yayın organları ne kadar etkilendi diye soruyor. Varsa cevabımız evet. Alalım. Yani zaten Osmanlı'da aydın muhalefetinin gelişmesinde basın çok önemli, ama basına bakacak olursak Osmanlı'da aslında ilk herhalde basını aktif olarak kullanan Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dan söz etmemiz gerekiyor. Vakai Mısri'yle. Çünkü kendi yaptıklarının bir nevi propaganda aracı. Artık değişiyor çünkü propaganda araçları. O bizim kronikler yerini yavaş yavaş nereye bırakmaya başlıyor? Gazetelere bırakmaya başlıyor. Zaten 2. Mahmut'un da onu görerek iddia ediyorlar. İlk resmi gazeteye, gazetenin çıkarılmasına müsaade edilmesini. Osmanlı'da aydınların işte Namık Kemal'e, Şinasi'ye, Ali Suavi'ye bakacak olursak, bunların aslında basınla birlikte muhalefet geliştirdiklerini, biraz da o şekilde seslerini duyurduklarını görüyoruz. Ama o da çok geç. Tabii ki. Bizde 1860 sonrasından bahsediyoruz. 60 sonrası, 1860. Bizde ilk resmi olmayan gazete tercümanı Ahval, sonra tasviri Efkar. Evet. Bunların da yani geniş kesimler tarafından okunan ciddi bir okuyucu kitlesi falan yok. Bizim aydın muhalefeti dediğimiz, örgütlü siyasi muhalefet dediğimiz bir elin parmaklarını geçmeyen isimler. Belki birazdan onları da temas ederiz. Yeni Osmanlılar, meslekçiler, işte Jön Türklük, İttihat Terakki gibi. Şöyle bunlar çok şey. Son bir dakikamız. O yüzden değinemeyeceğiz. Maalesef çok fazla konumuz var tabii ama. Zaman hızlı geçiyor. Evet, hızlı geçiyor. Dolayısıyla bizdeki bu basın yayın hayatı 1860'lardan sonra bir başlangıç yapıyor, ama hemen sonrasında bu Osmanlı okumuşları diyelim, eğitimli kesimi ve kısmen memurları yurt dışına kaçmak zorunda kalıyorlar. Ve sonrasında da ancak yine 1880'lere doğru bizde işte toplumsal tabanı olan yazdıkları okunan gazete ve mecmualar bir fikri çerçeve, bir ideolojik çerçeve oluşturmayı başaracaklardır. Onun öncesinde böyle bir şey yok bizde. Yani eğer takvimi vekai vardır denilirse, bu resmi gazete. Yani resmi gazeteler, umuru dahiliye, umuru askeriye, tayin tevcihler, bunlar var. Bu bir gazete değil. Bugün resmi gazete üzerinden basın yayın hayatını konuşamayacağımız gibi. Yarı resmi. Yarı resmi olarak Ceride-i Havadis var. Evet. Ancak o da devlet kontrolünde ve steril bir gazeteciliktir. 1860 sonrasında özel teşebbüsün gazete çıkarmaya başladığını, ama 67'den itibaren yurt dışına firar sebebiyle yurt dışında işte Meşveret, Hürriyet, İttihat ve İnkılap, Muhbir gibi gazeteler çıkartılacaktır ve oradan bir muhalefet unsuru olarak kullanılacaktır. Çok teşekkür ediyorum sevgili hocalarım. Biz çok güzel bir yayın oldu bizim biz de için. Teşekkür ederiz. Bizimle paylaştınız. Şeref davetiniz verdiniz. Davetiniz için teşekkür. Biz de teşekkür biz ediyoruz. Teşekkür şeref ederiz. Ya bulduk. Çok naziksiniz. Çok teşekkür çok ediyorum. Sağ olun. Değerli tarih severler, Osmanlı'da modernleşme sürecinin de yaşananları ve bilinmeyenleri konuştuk. Kiminle konuştuk? Profesör Doktor Yüksel Çelik hocamla ve doktor öğretim üyesi Süheyla Yeni Dünya Gürgen hocamla konuştuk. Umarım sizin için de güzel bir program olmuştur. Bizleri bu saate kadar yalnız bırakmadınız, izlediniz. Teşekkür ediyoruz. Haftaya yeni konular ve konuklarla karşınızda olacağız. An ve zamanda iyi akşamlar.